Merhaba arkadaşlar. Bu size bu oyunla ilgili ikinci video. Bu videoda oyunun nasıl oynanacağı, yani ince ayarların nasıl yapılacağını bildirmek adına anlatmaktayım. Öncelikle hemen konuya girelim. Maç bölümünü tanıtayım ben size. Burada live maça girdiğimiz zaman bir sonraki maçın ee, ne zaman oynanacağını görebiliyorsunuz. 1 saat 42 dakika kalmış bir sonraki maçıma. Karşı takımın gücünü ve kendi gücünüzü görüyorsunuz. Karşı takım 41 gücünde bu akşam. Ee, benim gücümüz ise 59. E ee, muhtemelen bu maçı ben e, kazanacağım. Bunun dışında bu ekranda görmenizi gerektirecek e, farklı bir şey yok. E en önemli olan taktik bölümüne gelelim. E, taktik bölümünde arkadaşlar e, size oyun e, bir takım veriyor ve bu takımı e, oyuncu düzeneğinize göre e, doğru taktikle e, kurmanız gerekiyor. Yani ileri soluklu düşünmek istiyorsanız ve bu bağlamda ilk başta 4-4-2 ile başlatıyor sizi. Yani siz bunu değiştirebilirsiniz. E, örnek veriyorum ben 2-3-5 düzenini seçtim. Çünkü bende forvet fazlalığı olduğu için Hucum fazlalığı Hucum oyuncusu fazlalığı Bu sebepten dolayı ben böyle bir taktik seçtim Siz de oyuncuları Mevkilerine göre Değerlendirip Bu bağlamda bir Kadro kurmanız gerekiyor Mesela burada line up bölümünde Birbirinden farklı Taktikler var Örnek veriyorum bir takımda Defans şok olabilir O zaman 4 3-3 olabilir, 5-4-1 olabilir. Bu tarz e, taktikleri kullanarak e, doğru oyuncu seçeneğini, yani taktiğini seçmeniz gerekiyor. E, burada e, takımın, e, şimdi burada 100 görüyorsunuz mesela. E, bu 100, e, o pozisyonda %100 verimli oynayacağını göstergesi. Onun için e, mutlaka e, her oyuncunun 100 olmasına dikkat edin. Ee, en ideali örnek veriyorum yani bir taktiğinin en verimli olduğunu nasıl anlarız ee, burada ortalama en az 7-8 oyuncunun e, 100 pozisyonunda olması gerekir e, şu an ben de sakat olduğu için e, ben bu şekilde maalesef e, yapamıyorum e, normalde benim de 7-8 tane yüzüm vardı e, ancak e, sakat oyuncularım olduğu için bu sakatı da şöyle anlıyoruz artı işaretinden ee, sakat oyuncularım olduğu için şu an çok yüzüm yok. Ancak e, siz buna dikkat edin. Ee, sakat demişken şunu da söyleyeyim. Ee, burada maçlara oynanırken e, oyuncular sakatlanabiliyor ve eğer siz onu ertesi gün e, maç başlamadan önce takımdan çıkartmaz iseniz e, burada e, hükmen mağlup sayılabiliyorsunuz üç onun için yani oyunu her gün maç başlamadan önce girip bir taktik kısmını kontrol etmenizi öneririm. Onun dışında burada game style var. Burada ofansif ya da defansif olarak ayırabiliyorsunuz. Bu da takım gücünü etkiliyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ben şu an daha çok gol atmak için ofansif seçeneğini seçiyorum. Onun dışında yine öncelik var. E, Agresifte yine takım gücünüz yükselir. Yani agresifi evet kafa kafaya olan yani karşı takımın gücüyle başa başsanız agresifi seçmenizi öneririm. Ancak onun dışında e, normalde kalması daha sağlıklı. Çünkü bir oyuncu sakak, sakatlandığı zaman 5 gün, 10 gün, 15 gün sakatlanabiliyor. 15 gün sakatlanması demek yani bir sezon 30 maç olduğu için 15 maç kaçırması demek. Bunu istemeyiz. Onun için yani önceliğinizi normalde tutmanız yararlı. Yararlılığını siz artık maçına göre karar verebilirsiniz. Bu böyle. Onun dışında ikinci önemli olan yine team kısmında training bölümü yani antrenman bölümü arkadaşlar. Antrenman bölümünde ben şimdi bunları dizdim. Ya normal şartlarda bunlar. E, bu şekilde en altta dizili oluyorlar takım futbolcuları. E, siz bunları teker teker e, almanız gerekiyor. Mesela koçum benim head shot denen yani kafa e, şutu antrenörü. Onun için ben bunu aldım. Yani şut daha önemli olduğu için arkadaşlar, ben forvetlerimi şut bölümüne, e, kalecilerimi kaleci bölümüne e, defanslarımı defans bölümüne ve orta sahalarımı da pas bölümüne aldım şu aşamada. E, siz bunları yani hepsini ayrı ayrı e, koymayı denemeyin. E, hepsi neyse yani kaleci ise kaleci, defans ise defans, şu, forvet ise forvet forward hepsini koymaya çalışın. Yani antrenörünün de tabii nerede olduğu önemli. Eğer forvet Antrenörünüz varsa bu çok iyi Bunlar yine e, takımlara yine karışık geliyor yani belli değil Random geliyor e, bunlara dikkat etmeniz önemli Onun dışında e, her gün oyuna girip e, bunlara bakmanız önemli yani bir dakikanızı almaz normal şartlarda bunları kontrol etmeniz e, Bu bağlamda bunları yaptıktan sonra e, ilk başlarda yenilebilirsiniz o sıkıntı değil. Ancak e, belirli bir süreden sonra e, oyuncular zaten yani antrenman yaptıkça güçleniyorlar ve güçlendikçe de e, maç kazanmaya zaten başlıyorlar. E, benim size ilk tavsiyem bu söylediğim videodaki gösterdiğim e, işlemleri yapıp sabırlı olmanız başarınız gelecektir. E, bir sonraki videoda farklı şeyler anlatacağım. Şimdilik iyi oyunlar. Teşekkürler.